Ne yalan söyleyeyim, seçime saatler kala yaşanan hareketliliği beklemiyordum. Gazetecilik açısından heyecan verici anlardır bunlar. Bize bunlarla gelin yani. Türkiye'deki tek adam rejimi siyasetin tüm renklerini soldurdu. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede muhalefet sorunu gibi bir kavram dolaşıma girdi. Ne çare? Yakın dönemde görüldü ki siyasal partilerden daha güçlü toplumsal dinamikler var ve siyaset çizgiden çıkınca ağırlığını koyuyor. 3 Mart Akşener'in masadan kalkma hadisesi ve ardından yaşananlar bunun ispatı oldu. Şimdi bu silsileye Muharremince vakası da eklendi. Gerek özel hayatımda gerekse mesleki yaşamımda kendine çalışana kuşkuyla yaklaşır uzak dururum. Geçmişten örnek vereyim. Erdal İnönü mesela öyle biri değildi. Tipik bir kendine çalışan model olan Deniz Baykal 3 kere olağanüstü kurultay topladı İnönü'yü devirmek için. Başaramadı. Sonra gitti kapatılmış CHP'yi yeniden açtı sırf genel başkan olmak için. Muharrem İnce öyledir mesela. 2018'de büyük travma yaşadı. Düzelemedi bir türlü. 2 kere CHP'ye genel başkan olmayı denedi. Başaramayınca gitti kendi partisini kurdu. Hırsını alamadı cumhurbaşkanı adayı oldu. Bunun için para almasına, tehdit edilmesine falan gerek yoktu ondaki potansiyeli görenlerin önünü açması yetti. Günün sonunda baktı ki partisini tutamıyor, Sinan Oğan'a bile geçilmiş, Kılıçdaroğlu ona rağmen ilk turda alabilecek şansa ulaştı ve seçimi ikinci tura bıraktıramıyor. Hepten etkisiz eleman olmamak için olmayan kaset hikayesinden kendine mağduriyet devşirip çekildi. Şimdi Kemal Bey kazanınca mesela ben çekildim kazandı diyecek. Pes etmediğine emin olabilirsiniz. Erdoğan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin boş bulunup doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi demiş. Hatta aramış teselli etmiş. Sinan Oğan'ın yoğun markaj altında olduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım. Nitekim ikinci turda pazarlık yaparım kim bakanlık ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı verirse ona destek veririm dedi. Siyaset bu kadar kaypak bir zeminde kaypak insanlarla yürüyor maalesef. Nitekim Sinan Oğan'ın bir süre danışmanlığını yapan Alperen İnce isimli şahıs yollarını ayırma gerekçesini yazmıştı daha önce. İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. Bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir." demiş eski danışmanı Alperen İnce'ye. "Kendine çalışan insandan uzak durun. Bu saatten sonra Sinan Oğan'ın da ne yapacağının bir önemi yoktur esasen." Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsüne Erzurum'da taşlı saldırı ters tepti. Muharrem İnce'ye kaset komplosu tertip edenler çuvalladı. Seçimin ilk turda bitme olasılığı arttı. Alayı birden Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Cumhur İttifakı seçimden sonra dağılabilir. Bitirirken değinmeden geçemeyeceğim. 10 yılı geçti, iktidar da muhalefet aynı günah keçisi üzerinde tepinmeyi, aynı sakızı çiğnemeyi adet edindi şey için bunu yapıyorlar. Birincisi esasen kendi defolarını yansıtıyorlar. İkincisi pisliklerini aynı halının altına süpürüyorlar. Üçüncüsü ve en önemlisi bundan mağduriyet devşiriyorlar. Buna artık bir set çekilmezse korkarım bizden sonra da bu öcü devam eder. En az iki nesil heba oldu. Sıradakini kurtarın.